Ben Erdoğancıyım kardeş. Adam gibi adam Erdoğan. Erdoğan'a vermeyeceğim kesin. Erdoğan. Yedili partiye. Yeter ya, biraz da onlar yesin. Yedi parti ne iş yapıyor? Onların bir ne iş yaptığını anlamadık ki onlara oy verelim. Ne yaptıklarını bir anlayalım ondan sonra. Onların kendilerinin ne yaptığını kendileri bilmiyor. Dünya lideri var ya, başkasına oy verilir mi ya? Erdoğan. Yedi partiden birisine. Değişiklik iyidir. Erdoğan'a. Yedili partiye. CHP'liyim ben. Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan kesinlikle yoktur. Yeter. Biraz da başkaları yesin. Erdoğan'a veririm. Cumhur İttifakı'na oy veririm. Altılı masaya oy veririm. Yetti yani. Doğru düzgün bir şey yok ki. Yedili partiye oy vermem. Türkiye bu zamana kadar hep koalisyonlardan çok çekti. Ya onların başarılı olacağına inanmıyorum. Yedili parti. Tayyip Erdoğan abiciğim. Her şeyle mükemmel. Erdoğan'a. 20 yıldır yaptıklarını görüyoruz. Ben ülkem için, geleceğim için, çoluk çocuğum için en iyisi kimse ona veriyorum. Şu anki gözlemlerimde en iyisi Erdoğan yani. Başka iyisi yok abicim. Başka iyi biri gelirse biz veririz. Partici değiliz. Diğerleri gibi illa bu parti olsun demiyoruz. Başında kim olursa olsun ona veriyorlar. Çalışır mı diyorsun, çalışmaz diyor. Niye ona veriyorsun kardeşim? Benim babam bu particiydi, dedem bu partici. Böyle bir particilik olmaz. Sen takım tutmuyorsun. Ülkeyi yönetene oy veriyorsun kardeşim. Adayları belirleyemiyor çünkü neden belirleyemiyor? Hepsi de biliyor ki kimi seçerse seçsin kaybedecek. O diyor ki ben adayım, o diyor sen kaybedersin. Öbür köye ben olayım, sen de kaybedersin. Dışarıdan getirilip sen de kaybedersin. Niye karar veremiyorlar? Kaybedecekleri için, bildikleri için karar veremiyorlar. Tamamen Erdoğan'a veririm. Sebebi terazinin bir kesesine Erdoğan'ı koyuyorum. Diğer kesesine kimi koyacağız yani? Aday belli değil. Aday belli olacak ki dartalım. Erdoğan'ı bir keseye koyalım. Olan adayı bir keseye koyalım. Hangisi ağır basacak? Bir aday yok ki. Emaneti ehline vereceksin kardeşim. Tabii ki Erdoğan'a vereceğim. Çünkü başka adam yok. Ben 55 yaşındayım. İtilal'i de gördüm. Adamları da tanıyorum. Bu saatten sonra alim olmaya gerek yok bir şeyler anlamak için. Bundan başka da adam yok. Tabii ki daha iyisi varsa var gelsin ama yok, kusura bakma. Yedili masa kurulmuş ama hiç kimseye bir faydası olacağını da zannetmiyorum. Sadece kendi işlerinde oynuyorlar. Dönme dolabın içine binmişler, dönüp duruyorlar. Olası bunlar gelince Türkiye şaha mı kalkar? Türkiye hiç bugüne kadar Cumhuriyet tarihinden beri çivi üstüne çivi çakmayan bir insanlar ne yapacak bu saatten sonra Türkiye'de? Helallik istiyorlar. Neyin helalliğini istiyorsun? Benim rahmetli babaannem ne derdi biliyor musun? Ne yaptın ne çalayım suratına derdi. Bir şey vereceksin ki sonra isteyeceksin. Tarih boyunca sen bunu yapmamışsın. Şimdi kalkmış helallik istiyorsun. Yok öyle bir dünya. Helalliği öbür tarafta alırsın artık. Erdoğan'a vereceğim. Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'da danışman getirdi. Kemal Derviş'in döneminde İthal Boğa arıyorduk ya. Yerli yetmedi, yabancı geldi. Ona nasıl oy vereceksin? Nasıl güveneceksin kardeş? Hiç mi Türkiye'de bir tane danışman yoktu? Peki çıkan danışmanlar hepsi FETÖ'cüydü. O da haklı. Gelen de FETÖ'cü. Fark etmez. Ben onunla yedili masa değil o. Dokuzlu masa. Altta bir tane var. Üstte bir tane var. Bir de Amerikan paralı askerleri bunlar. O yüzden yedili masa değil. Dokuzlu masa. Kim elli kimi cebinde belli değil kardeş. Erdoğan'a veririm. Bu ülke benim. Ondan başka verilecek kişi de yok. Şu an bir deprem oluyor, bir sarsıntı oluyor, bir sel geliyor. Devlet bunu karşılayabiliyor. Bu çok güzel olan bir şey. Ama biz bunları da görmüyoruz. Bu ülkede yaşıyorsan bu ülkeye de sahip çıkmak zorundayım. Erdoğan'a vereceğim tabii. Bu ülkeyi kime satacağız? Amerika'ya mı? İngiltere'ye mi? Fransa'ya mı? Hollanda'ya mı? Dostumuz var mı? Ülkeyi kim savunuyorsa, kim daha ileriye dönük götürecekse illa ona vermek zorundayız. Altılı masa, yedili masa bu ülke için herhangi bir faaliyeti var mı? Herhangi bir dikili taşı var mı? Yok. Yedili partiye ben günahımı dahi vermem. AK Parti'ye vereceğim. Alayı bunların din düşmanı. Camiler atağır yaptılar. Ayasofya Camisi'ni İbadet'e kim kapattı? Kim açtı? Erdoğan açtı. Ne diyor Fatih Sultan Mehmet? Ayasofya Camisi'ni diyor İbadet'e kapatan cennet sizi görmesin diyor. Ancak bunlar putlara tapmışlar. Yedili partiye ne diye oy vereceğim? Yedili partinin oradakilerin hiçbir tanesini tavuk kadar kafaları çalışmıyorlar. Masanın altında bir de onları yöneten bir tanesi var. Onlar ona bağlı. Ya dünya takdir ediyor, içimizdekiler takdir etmiyor. Dünyaya ferman okuyor. Buğday tahılını eğer şey yapmasaydı Avrupa ülkeleri bile acından ölecekti. Şimdi burada da adam diyor ki geçinemiyor. Ben geçen sene Erzincanlıyım ben. Erzincan refahede kurban kestim. Kurban verecek adam bulamadım ya. Kalabalık ne yapıyor abi? Ya insanlar dürüst değil. Şu konuşanlar var ya dürüst değiller. Allah'a şükredin ya. Neyimiz noksan bizim ya? 22 sene oldu emekli olalı. Geziyor. Tünellere neye giriyor? Sevincimden gözlerimden yaşlı. Sevincimden yana. Ben Erzincan'a 69'dan buraya geldiğim zaman ben 4 günde geldim. Uçağa kim binerdi? Maddi durumu iyi olanlar binendi. Şimdi herkes biniyor uçağa. AK Parti. İnsan bir defa geçmişini bilecek. Geçmişini bilen geleceğin mimarası olur. 2014 yılında hacda iken Malezyalı biriyle yan yana duruyoruz. Adam hüngür hüngür ağlıyor. Allah'a elimi açtım dua edeceğim ya. Rabbimden istiyorum. Adam yanımda hüngür hüngür ağlıyor. Şöyle dedim sadece. Duasının sonunda Arapçada Recep Tayyip Erdoğan dediği anda ya Rabbi dedim bu adam ne diyorsa dedim bana da yarısını ver dedim. Bu sene Mescid-i Aksa, Kıble Mescidi
geldiğinde sabah namazını eda ettik. Sabah namazından sonra halkayı aldı. Sade gençlere şu hitabı kullandı. Sanmayın ki dedi 2023 seçimi dedi sade Türkiye için önemli dedi. Bilin ki dedi İslam alemi için şu an Filistin'i tek düşünen ülke Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan dediğimiz şahıs şöyle düşündüğümüz zaman geçmişe baktığımız zaman Ertuğrul Gazi vardı. Osman Gazi geldi. Osman Gazi çınar ağacını dikti. Bu yeşillendi gitti. İnşallah dua edelim. Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra da başımıza hayırlı kişiler gelsin. Onun gelmesi için de neyden geçer biliyor musun? Daha yeni öğlen namazındaydım. Şu camilerin dolması lazım. Duadan başka bir şeyimiz yok. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Ekonomi diyorlar ben Viyana'dan geliyorum. Avrupa'da %12 enflasyon var diyorlar. 1 litrelik çiçek yağı 79 sent 1 euroydu bizde. 4 euro oldu ya. 4 euro olan yerde enflasyon %12 olur mu? Ben sana sorayım. Matematiğin varsa. Gaz diyoruz ya 2 aydan 2 aya 290 eurodan 580 euroya çarptılar. Hani bazılar çıkıp Avrupa şöyle Avrupa böyle diyorlar ya. Avrupa'yı metheden iş sahipleri şunlar bunlar. Ben çalışan bir kesimdeyim. 2300 euro aylık alıyorum. 800 euro kiram var. Geri kalanı hesapla. Ben Erdoğan'a kurban. Yedili partiye ben kellemi kessen yine vermem. Altılı masadan da bir şey çıkmaz. Altılı masa kendini idare edemiyor. Ben şu anda kararsızım. Beklediğim Cumhurbaşkanı adayları var. Onlar açıklanırsa vermeyi düşünüyorum. Erdoğan'a veririm. Erdoğan olmasa zaten memleketi parçalamışlar. Yine o ayakta tutuyor. Allah razı olsun ondan. Erdoğan. 150 senede yapılmayanları 20 senede bitirdi adam. Erdoğan. Reisten maç koyuyor ki. O 7 kişi ne diyorsun ya? Bunların hepsi birbirinden beter. Birbirlerini yiyecekler. Bu ülkeye bir faydaları olmadığı gibi de ülkeyi yiyecekler. Yazık günah bu ülkeye. Tayyip Erdoğan gibi bir adam bulamayız. 100 yılda bir gelir. Paramparça olur. 70'li 80'li yılları yaşarız ya. Bir daha o günleri mi yaşayalım? Çoluk çocuk birbirine mi girsin? Okullarda perişanlık mı yaşayalım? Bunlarda icraat yok ki. Erdoğan ya. Erdoğan'a. Bu partiler zaten kaç ay oldu? Hala bir tane aday bile çıkaramadılar. Hala uzlaşamadılar bile aralarında. Karar alacaklarında nasıl uzlaşacaklar da hala bu ülkeyi yönetebilecekler? Bu büyük bir soru işareti bence. Erdoğan'a. Vallahi Erdoğan dışındakilerden düşünüyorum da 7 parti olur mu olmaz mı bilmiyorum. Erdoğan'a yani başarısız buluyorum. Niye vermesin yani? Kime verirsin? Vereceğin iki kişi kim? Vallahi şey yakın duruyor bana. Neydi onun ismi? Allah. Ümit Özdağ mıdır? Nedir? O daha yakın duruyor. Türkçü değil mi o adam? Yo. Niye yo? Türk milliyetçisi. Kendisi Türkiye'de de doğmamış, Japonya'da doğmuş. Onları kovuyor ya. Kendisi Japonya'da doğmuş bu vatandaş. Niye şimdi ırkçılık yapıyor? Ya nere doğarsa doğsun hoş. Ofa doğduğunda daha mı milliyetçi oluyorsun ne yani? Ne oldu? Boş ver. Direkt Allah'a bağlı oluyorsun. Başka ne var soruda? Sen kime verirsin abi? Yedili Parti mi Erdoğan mı? Tayyip Erdoğan'a veririm. Yedi parti boş parti ya. Hikaye onlar ya. Onlar başka köpeğin boğun yaramaz. Hakimi 23 geliyor. Altın olmaz hepsi dağılacak. Erdoğan'a veririm. Erdoğan alternatifi yok. Yapacak başka kimse yok ki. Olsa vereceğim.